Herkese selamlar arkadaşlar. Kripto bu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir içerik videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Optimizm sezon 6 airdropu için alınabilecek aksiyonlar olacak. Şunu belirtmeliyim ki birçok insan projelerin yapılan ilk airdrop duyurusundan sonra diğer airdropların para etmeyeceği, kazandırmayacağı gözüyle bakıyor. Ancak Optimizm tarafında işler böyle değil. Şu ana kadar 5 sezonluk airdrop yapıldı ve hepsinde yüzlerce hatta sağlam kullanıcılar binlerce dolarlık airdrop drop kazandı. 5. sezon airdrop'u yakın zamanda geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve yine burada birçok arkadaşımız güzel meblalar kazandı. Bu 5. sezon airdrop'u için yaklaşık 55.000 kullanıcı airdrop'a hak kazanmıştı. Totalde ise 10.3 milyon adetlik optimizm token dağıtıldı. Hatırlayacağınız üzere optimizm tarafı airdrop için tokenların 19lu kısmını ayırmıştı ve şu anda optimizm airdrop havuzunda hala dağıtılacak 550 milyon adet op token bulunuyor. Dağıtılan bu airdroplar ile de optimizm tarafı sağlam topluluk oluşturma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Açıkçası bu stratejilerini oldukça mantıklı buluyorum. Sağlam ve aktif kullanıcılarını ödüllendirerek sürdürülebilir bir yapı sağlamış oluyor. Bizim buradaki asıl konumuz ise optimizmin 6. sezon airdropu için neler yapabiliriz? Hangi aksiyonları alabiliriz? Ben size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle optimizm tarafında gelecek airdroplardan faydalanmanın en önemli yolu optimizm, süper chain altyapısındaki uygulamaları kullanmaktan geçiyor. Dediğim gibi şu an havuzda hala 550 milyon adet dağıtılacak token bulunuyor. Bu oldukça güzel bir meblağ. Yine sezon 6'da yüzlerce binlerce dolar kazan fırsatımız olabilir. Şimdiye kadar ise totalde 251 milyon adetlik token dağıtımı gerçekleştirilmişti airdrop için. Videonun başında dediğim gibi ne airdrop almanın en önemli yolu optimizm superchain ekosistemindeki projeleri kullanmaktan geçiyor. Benim özellikle önem verdiğim projeler olarak başta Base geliyor. Zaten gördüğünüz gibi TVL olarak optimizm Optimism Superchain altyapısında ilk sırada yer alıyor. Bunların dışında yine Mod Network var. Geçmişte burada da işlem yaparak airdroplar kazanmıştık. Zora var tabii ki. Zora için size ayrı bir video çekmiştim arkadaşlar. O da Superchain altyapısındaki projelerden bir tanesi. Hatta yakın zamanda airdrop söylentileri çok fazla arttı. Kısa süre sonra belki o da airdrop duyurusunu yapabilir. Zora tarafında yapacağımız işlem ile mesela orada optimizm anda oluşturacağımız koleksiyonlar NFT minti gibi durumlar içinde optimizmin gelecek airdroplarından hak kazanabiliriz. Yine burada önem verdiğim Metal Layer 2 projesi var. Frax Finance var. Gördüğünüz gibi Unichain var. Uniswap'ın kendi yeni duyurduğu yakın zamanda duyurduğu Layer 2 çözümü şu anda testnet aşamasında arkadaşlar. Bununla ilgili de aksiyonlar almıştık. Bizler için videosunu hazırlamıştım. Unichain tarafında da gerek testnette gerekse mainnette yapılabilecek işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ekosistemde önemli olan projeler bu şekilde. Cyber tarafında da yine ID mintleme işlemi yapabiliriz. Onun dışında Fractal var burada. Bunlara zaten birçoğumuzun bildiği projeler. Bu projeleri kullanarak airdrop için işlem yapmış olacağız. Proje bizden basitçe ekosistem içerisinde aktif olmamızı bekliyor. Biz de bunu nasıl yapabiliriz derseniz proje üzerinde aktif oylamalara katılabiliriz. Eğer op token tutuyorsanız bunu delege ederek oylamalara katılabiliriz. Projenin kendi biricini kullanabiliriz. NFT mintleri layer 3 üzerinde birazdan göstereceğim etkinlikler tarzı olsun. Birçok yapılacak işlem söz konusu. İlk olarak süper biricin kendi köprü sitesine gelip ben burada bir bridge işlemi yapacağım. Base tarafından op main detayına bir miktar ethereum göndereceğim. Şöyle 0.4 ethereum'u karşıya göndereceğim. Bu tarz gelecek airdroplarda projelerin kendi bridge'ini kullanmakta önemli oluyor arkadaşlar. Burada yaptığım işlem base anından optimizm ağına bir Köprü işlemi gerçekleştirmek bildiğiniz gibi base de zaten superchain altyapısında olan bir proje. Burada hem köprüyü kullanmış olacağım yine hem de base tarafında bir işlem gerçekleştirmiş olacağım. Şöyle işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi 0.4 ethereum'un Optimism ağına geçti arkadaşlar. Burada bu arada mesela Optimism ağında paranız var. Superchain uygulamalarını kullanmak istiyorsunuz airdrop işlemi yapmak için. Burada gördüğünüz gibi mod network olsun base olsun redstone olsun zor olsun. Buradaki ağları köprü işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ya bu işlemde size fayda sağlayabilir. Ben o nedenle göstermek istedim. Super birici kullandıktan sonra bir diğer önemli nokta da Layer 3 tarafındaki aktif olan optimizm görevlerini yapmak. Layer 3 platformuna oldukça hakimiz zaten arkadaşlar. Linea tarafında sıkça kullanmıştık. Optimizm tarafında da çeşitli questler oluyor. Bu questlere katılarak optimizm tarafında işlem yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi Super Chain görevleri var. Mesela bir tanesine geldim arkadaşlar zaten hakim olduğumuz için platformda buradaki görevleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Optimizm tarafında layer 3 platformundaki supercharge görevleri oldukça önemli aktif görevlere katılım mutlaka. Bunlar da ilerleyen airdroplar için sizlere fayda sağlayacaktır. Yani layer 3 tarafında optimizm görevlerinden yapabildiklerinizi yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu platforma hakim olduğumuz için tekrar görevleri göstermeyeceğim. Akıcı bir video olmasını istiyorum. Linkleri paylaşacağım. Siz buradan optimizmin aktif görevlerini yapabilirsiniz. İki çeşit görev var. Optimizm mainnet ve supercharge görevleri. Burada gördüğünüz gibi aktif görevler mevcut. Bunlara katılarak optimizm Optimizm'in gelecek airdropları için aksiyon alabilirsiniz. Bu linkleri videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Yine tabii ki Optimizm Super Chain deyince olmazsa olmaz Zora platformu. Zora platformunda Optimizm ağıyla koleksiyon oluşturup NFT mintleri yapabilirsiniz. Yine Base ağında NFT mintleri yapabilirsiniz. Şöyle size Optimizm ağında bir tane koleksiyon oluşturmayı göstereceğim. Cüzdanınızla platforma bağlandıktan sonra sağ üstte yer alan artı kısmına basarak koleksiyon oluşturabiliriz. Şuradan bir bir resim yükleyeceğiz. Mesela optimizm ile ilgili herhangi bir resim yükledim. Buradan koleksiyon oluşturarak istediğiniz başlıkta bir isim verebilirsiniz koleksiyona. Burada açıklama yapabilirsiniz. İşte burada hangi ada olacağı. Ben optimizm anda işlem yapmak istiyorum. Aynı zamanda burada Base ağında da NFT koleksiyonu oluşturup arkadaşlarınıza paylaşarak mintlemelerini sağlayabilirsiniz. Bu da Optimism Super Chain altyapısında hem de Zora'dan gelecek airdropta sizi bir adım öne çıkarabilir arkadaşlar. Şöyle save butonuna basacağım. Tabi buradan tekrardan bir tane resim yüklemeniz lazım. Şöyle gördüğünüz gibi ardından post butonuna basacağım. Ve Optimizm ağında ufak bir ücret karşılığında NFT koleksiyonu oluşturmuş olacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu koleksiyonumuz Optimizm oluşturuldu. Dilerseniz bu NFT'yi yine dediğim gibi Op, Zora, Base gibi Super Chain altyapısını kullanan ağlarda mintleyebilirsiniz. Ben mesela Op anda bir tane kendi NFT'mden mintlemek istiyorum. Şöyle yaklaşık 35 centlik bir işlem ücreti gidecek. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi kendi oluşturduğum NFT'den mintledim. Aynı zamanda bunu şuradaki paylaşım butonuna basarak bağlantısını kopyalayıp yakın arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu da onların mintlemesini sağlayarak oluşturduğunuz koleksiyona etkileşim verilmesini sağlayacak. Ben bir koleksiyonun linkini YouTube'un açıklama kısmında paylaşacağım. Dileyen arkadaşlarımız TX olması adına bunu mintleyebilir. Bunun yanı sıra sağ üst kısımdan profilimize bastığımız zaman şöyle mintlediğiniz NFT'leri görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda kendi paylaştığınız oluşturduğunuz koleksiyonlara bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine ana sayfadan trending kısmından popüler NFT'leri mintleyebilirsiniz. Ben mesela bir tane de Beyza'nda mintlemek istiyorum. Şöyle ağı base olarak seçeceğim. Change network diyerek ağımızı değiştirip bir tane NFT de base ağında mintlemiş olacağım. Burada dediğim gibi hem platform Superchain altyapısını kullanan bir platform hem de burada Zora base. Optimizm gibi ağları kullanarak zaten Super Chain'de işlem yapmış olacaksınız. Bu arada ücretsiz NFT'leri mintlemeye özen gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela bunu zor ağında mintlemek istiyorum. Şöyle zor ağına geçip bir tane mint işlemi gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu mint işlemi de tamamdır. Yani zora genel hatlarıyla bu kadardı arkadaşlar. Ben daha önce zaten ayrıntılı şekilde incelemiştim. Burada basitçe Optimizm ağında bir koleksiyon oluşturduk. Kendi koleksiyonumuzu yine o ağında mintledik. Yine öte yandan Trend NFT'ler kısmı Ücretsiz olanları zora, optimizm, Bez gibi süper chain ağlarında kullanabilirsiniz. Zora tarafı da bu kadardı. Bunun dışında tabii ki ekosistem içerisinde aktif olmanın en önemli yollarından biri de o projenin tokenını tutarak delegate etmek. Delegate ettikten sonra da optimizm tarafında yapılan oylamalara katılabiliyorsunuz. Bu da ekosistem içerisinde daha fazla aktif olduğunuzu gösteriyor. Eğer optokunu olan veya isteğe bağlı delege etmek isteyen kullanıcılar varsa, buradan bu siteye üye olup. Ardından bu platforma gelerek sağ üst kısımdan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi proje ile ilgili belli başlı teklifler açılıyor. Siz de buradaki delegate gücünüzle bu oylamalara katılabiliyorsunuz. İsteğe bağlı 50 tane 100 tane optimizm delege ederek buradaki ekosistem içerisindeki oylamalara katılarak ağda ne kadar aktif olduğunuzu gösterebilirsiniz. Mesela şu anda bakıldığında tüm teklifler kısmında burada son oylamalar tamamlanmış. Eğer bu delege işlemini tamamlayanlar varsa aktif olarak optimizmin oylamalarına katılıp A'daki ekosistemdeki aktifliğini gösterebilir. Bunu da geçiyorum anlamışsınızdır zaten. Optimizm token holderları varsa dileğe bağlı 100 tane 200 tane delege işlemi yapıp Optimizm tarafında yeni açılan tekliflere, yeni açılan oylamalara katılabilir arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Yani ne yaptık? Süper Chain altyapısını kullanan Base tarafından Optimizm ağına Süper Bridge Köprüsü ile Bridge işlemi gerçekleştirdik. Ardından sizlere Layer 3 tarafında Optimizm ve Optimizm supercharge görevlerini yapmanızın önemini vurguladım. Bunlar da sizin aktifliğinizi gösterecektir. Yine Zora en önemli platformlardan birisi. Burada bir NFT midledik. Ardından kendi NFT'mizi optimizm anda oluşturduk. Bu oluşturduğunuz NFT'yi de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yine tabii ki projelerde aktif olduğunuzu gösteren en önemli etken oylamalara katılmak. Hatırlarsanız Layer Zero tarafında Stargate bir miktar STG stake ederek Stargate'in oylamalarına katılıyorduk. Bunu da aynı mantık olarak düşünebilirsiniz. İsteğe bağlı 50-100 tane Optoken delegate edin. Burada oylamalara katılın ve ekosistemdeki aktifliğinizi gösterin. Bunların yanı sıra optimizm altyapısını kullanan projeler burada. Yine mod network kullanabilirsiniz. Buradaki köprüden mesela optimizm ağındaki paranızı mod ağına göndererek mod tarafında işlem yapabilirsiniz. Mesela mod ekosisteminde gelirseniz belli başlı belli başlı DeFi uygulamaları mevcut. Buradaki DeFi uygulamalarını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mod token varsa elinizde onu stake edebilirsiniz. Ağlardaki en önemli aktifliğinizi göstermek yolla yolu da tabi DeFi platformlarında yaptığınız eklediğiniz likidite işlemleri. Yine burada Redstone var. Redstone projesini biliyoruz. Burada da işlem yapabilirsiniz. Super Bridge aracılığıyla Redstone tarafına para atıp Redstone tarafında da işlemler yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar hep Super Chain altyapısındaki platformlar. Bridge işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yine Redstone olsun, Mod Network olsun, Base olsun, optimizm olsun. Bu ağları paranızı aktararak Super Chain altyapısındaki uygulamalarda aktifliğinizi gösterebilirsiniz. Yine tabii ki şurada gördüğünüz üzere Unichain'den bahsetmiştim. Optimizm Superchain tarafında Unichain çok önemli olacaktır. Şu anda testnet aşamasında Twitter hesabımızdan proje ile ilgili güncellemeleri paylaşacağım. Gerek görevleri olsun, EFT mitleri olsun hepsine katılmaya çalışın. Burada hem Unichain tarafı için aksiyon alacaksınız hem de Superchain'den 6. sezon airdrop'u kazanabileceğiz. Genel hatlarıyla videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dilim döndüğünce Optimizm sezon 6 airdropundan bahsetmeye çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>